Sizlerden hoş geldiniz. Halit Mahat evi mi? Ben Dumaköy İnşaat'ın sahiplerinin çocuklarının babasıyım yani. Dumaköy İnşaat'ın 50 sene değil 60 senelik bir inşaatız. Dolayısıyla birçok insanı ev sahibi yapmışız. Birçok vatandaşın parsalarını alıp yapmışız. Bugüne kadar parsalarını yaptığımız insanlarla hiçbir sürede bir ihtilafımız olmamıştır. Biz verdiğimiz sözü tutarız. Söz verirken çok zor veririz. Ama ne söz vermişsek onu tutarız. Dolayısıyla onun için de Türkiye'de bu sektörde ilk iki firma arasında girmişiz. Bizi böyle çok anormal bir para sahibi değiliz. Ama Allah'a hamdolsun kazandığımız parayı helalinden kazanıyoruz. Hiçbir arsa sahibine karşı bir gizli ajandamız yoktur. Her şeyimiz açıktır ve şeffaftır. Bizim bu sizinle anlaşacağımız yerle ilgili bir arkadaşımız Sayın Melih Yazıcı Bey bayağı şey yapılmış, yani bir yere gelinmiştir. Biz de hayatımızda 60 senelik yani 51 sene şirket olarak 9 senede şirket olmadan iki kardeş olarak çalıştık. İlk defa bunu çok samimi söylüyorum, %45 vererek arsa alıyoruz. Bu ilk defa oluyor. Yani 55 vererek bize 45'i kalıyor. Yani bu kurulduğumuz tarihten beri bu bir ilk. Ama bu şekilde konuşulmuş, bir yere gelinmiş. Dolayısıyla bu protokoller üzerine arkadaşın sorduğu sözleşmeler üzerinde uzun çalışmalar olmuş. Sonunda bir yere varılmış. Biz de bu sözleşmeleri aynen ufak tefek rütuşlarla kabul ederek, aynı şartları da kabul ederek bu yerleri yapmaya talibiz. İnşallah Allah hayırlıysa nasip etsin. Hayırsızsa ne size bize verin ne şey için. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım, bu kadar insan var burada. Memleketleri ayrı, anası ayrı, babası ayrı, çoluğu ayrı, çocuğu ayrı. Biz şimdi karşınızda yerimizi alacağız ve öncelikle arsa sahiplerini memnun edeceğiz. Bu çok önemlidir. Biz arsa alırken hiçbir sıkıntıyı ya katlanmıyoruz. Hatta diğer arkadaşlarımızdan da daha hesaplı arsalar alıyoruz. Bunun nedeni şudur. Aldığımız arsa sahibini biz memnun etmeye, helallik almaya çalışıyoruz. Hiçbir arsa sahibimizle problemimiz olmamıştır. Bunu isterseniz arsa sahiplerimizin bu yapılan binaların hepsinin telefonlarını verip onlara görüşebilirsiniz. Çünkü biz bir günlük, iki günlük yani bakarsın basmadı gelip inşaatçı olur, bir tane yapıyor, ondan sonra bırakıp gidiyor veya üç tane yapıyor veya bir tane beş tane başlıyor, birilerini bırakıp gidiyor. Biz babadan bize bu meslek kalmış ve hep inşaatçı üzerinde, inşaat, diğer şirketlerimiz ufak tefek şirketlidir ama ana işimiz inşaatçılıktır. Dolayısıyla bizim gideceğimiz bir yol yoktur ve biz İnşaatlarımızın sabahtan akşama kadar, cumartesi, pazar demeden inşaat sahipleri olarak inşaatlarımızın başındayız. Yani patron olarak ofislerde oturup şey yapmayız. Çok iyi bir ekibimiz vardır. Bizi yani bazen şöyle olur.
şirketimize çalışan bir kıza biri talip olur veya bir erkeğe diğeri talip olur. Sorarlar bize. Derim ki sorun Dumankaya'da bir seneden fazla çalışıyorsa gözünüzü kapatın, kızınızı verin ve o kızı alın. Ama bir seneden azsa bir şey demiyorum çünkü orada ancak biz farkına varıyoruz. Yani çalıştığımız elemanlar bu kadar sağlam, bu kadar iyi elemanlarla çalışıyoruz. Elemanları kendi evlatlarımız gibi görüyoruz. Krizde işte şunu çıkartalım, şunu şey yapalım yapmıyoruz. Yani bir aidet şeyi vardır. Elemanlarımıza daha fazla maaş verseler dahi bizim firmayı tercih ediyorlar. Çünkü orada emin ellerdedirler. En ufak bir kem gözde kimse bakamaz. Ve onlar da var gücüyle çalışır. Şimdi yerimize bu şartlarda talip olduk. Sözleşmelerde aynı sözleşmeler bizde geçerli oluyor. Ufak tefek esasa orana taalluk etmeyen şeyler değişikliği olmuş olacaktır. Yani orada birkaç süre kadar avukatlarımız halledecektir. Bunun dışında biz başkaları gibi, genç arkadaşıma söylüyorum, başkaları gibi gizli ajandamız olup da sözleşmelerde ayak oyunları yapıp işte ruhsat neyse biz size onun %55'ini vereceğiz ama imar avantajlarını kendimize alacağız. O zaman 55 değil 42 veya 40 vermiş oluruz size. Bizim öyle bir katakullemiz olmaz. Biz deriz ki pazarlık ederiz. Mesela 55'i bize verseniz de 45'i salsanız daha memnun oluruz. Ama pazarlık ettik, anlaştık ve ondan sonra Allah katında ortak oluyoruz. Ondan sonra bizim sizden kırpacağımız en ufak bir şeyi biz onu haram olarak ve hırsızlık olarak görürüz. Dolayısıyla bize ne vermişseniz satılabilir metrekare neyse bunun 55'i sizin, 45'i bizim olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Ha, hepinizi memnun edebilir miyiz? Bunun maalesef edemeyiz, bunu da söyleyeyim. Ama şuna inanın ki %95'inizi memnun edeceğiz. O %5'i inşallah içinizde öyle biri yoktur. Benim bir arkadaşım vardı, der ki ben gündüz biriyle kavga edemezsem gece geçerim aynanın karşısına kendimle kavga eder. Öylece rahat uyurum. Yoksa bir şey rahat uyuyamam. Böyle tipler vardır. Bunu ne yapsan memnun edemezsin. Ama onu memnun edersen Allah'a memnun edemezsin. Dolayısıyla bizim memnuniyet oranımız inşaat sektöründe bizim şeyimizde çalışanların çok üzerindedir. Çünkü biz biliriz ki sattığımız insanları, arsasını aldığımız insanları memnun ettiğimiz zaman o gazetelere verdiğimiz ilanlardan, yaptığımız harcamalardan onların reklamları bize çok daha faydalı geri döner. Ben bir hatıramı anlatayım size. Bir öğretmene daire satmıştık. O zaman tabii 50 daire, 60 daire, 100 daire yapıyoruz. Şimdi aradan 8 sene geçti. O zaman çelik, arçelik termosifonları vardı. Artık bu türlü patladı. Bir hışımla geldi iş yerimizde. Bak dedi, verdiğiniz dedi, bu dedi şey. O da öğretmen emekli olmuş. Bu dedi patladı, evi su bastı falan. Neyse, tamam dedim hocam, biz bunu yaptırırız. O zaman bizim tamir atölyemiz de vardı. Gönderdik, aldık 1000 lira bir masraf ettik ondan. 1000 lira mı, 100 lira mı artık, yani tam onu şey edemiyorum. Yaptırdık, gerine taktık. Geldi, ya dedim, işte ben o gün sinirliydim, Allah razı olsun yaptınız. Dedi, bak hocam, benim bu daireyi size sattığımız zaman benim saçlarım dökülmemişti, sen de emekli olmamıştın. 8 sene bu dayandı, bu zaten saç. Fabrikaya bir teşekkür et. Fakat o öğretmen bana 3 tane daire sattırdı. Eğer ben ona kızsaydım, geri gönderseydim %100 haklıydım. Ama o hep benim aleyhimde konuşacaktı. Biz bunları prensip edinmiş
bir firmayız. Ne babamız bize haram lokma yedirmiştir, ne de biz çocuklarımıza hala haram lokma yedirmedik diyemiyorum da yedirmemeye çalışıyoruz. Ama babam yedirmemiş bize, onu %100 söylüyorum. O bakımdan inşallah yerimizi yaparız, sizleri memnun ederiz, sizlerin duasını alırız. Tabii bir şey de kazanırız tabii. O bakımdan çok kısa soru alacağız. Önce bu arkadaşın isminiz nedir? İlyas Yılmazer. İlyas Yılmazer, mesleğin nedir? Ben muhabirim. Muhabir edeceğim. Gazeteci. İmza atmayanlardan bir tanesi benim. Niye atmadın? Fikirtepe'deki sonucun biraz yüksek ses. Fikirtepe'deki yasal sürecin sonunu beklemek istedim ben. Her şeyi görüp ondan sonra, çünkü bir sürü hukuki bir süreçler geçti, sıkıntı vardı. 4 yıldır biz bunu bekliyoruz. Şimdi İcam, sen beklemiyorsun, imza atmadığına göre beklemiyorsun. Evet. Şimdi Melih Bey'in firmasını siz satın mı aldınız? Yani aranızda Melih Bey bize, yani biz sizden onunla sözleşmeyi, şunu anlaştık, onunla sözleşmeyi iptal edilecek, biz yapacağız. Melih Bey de bizimle sıkıntı olmayacak. Bizimle taş olarak yapacak. Hep biraz hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Buraya zahmet ettiniz. Şimdi arkadaşın söylediği soru şu: benim sözleşmelerim tamamı fes olacak. Dumankaya ile birebir yapacaksınız. Firma olarak ben yokum içerisinde. Bütün Halit amca kefaleti ve firma olarak Dumankaya şahıs olarak. Aşağıda ben taşınır olurum, işçi oluruz, bilmem ne olur. Ayrı bir hikaye. Yani muhatabınız sizin Halit Dumankaya. Ama sizin bize verdiğiniz bir takım maddi şeyler var. Kiralar var. Bunlarınla ilgili... O kendi araba diyorum. O sizin ilgilenen bir şey yok. Ha. Her şeyle. Ben de şu anda parasını tabii alacaktır. Sözleşmede ne verdiyse biz onları... Firmalar aranızda mahsuplaşacaksınız, öyle mi? Firmalar yok. Firma, yazıcı, birleşim inşaat sizle yapılan eski sözleşmelerin tamamı aynı anda feshediyoruz. Yeni sözleşmeleri Dumankaya ile yapıyorsunuz. Zaten size birkaç gün içerisinde yeni sözleşmeler dağıtılacak. Az önce belirttiği İbrahim Bey, sözleşmelerde, ana maddelerde kesinlikle değişiklikler yok. Yalnızca olmayan markalar vardı. İlave edilen markalar oldu. O sözleşmeden çıkan bir madde yok. Bakarsınız, kontrol edersiniz. 20 senedir de bir dostluğumuz var, çalışmışlığımız var. Halit amcanın şantiyelerine aşağı yukarı 20 seneye yakındır ben veriyorum. Bir kimse peyde nasıl olursa vereceğiz. Hayırlısı. En azından beklediğiniz bir takım şeyler değdi. Değmesinin sebebi de böyle bir firmayla, böyle bir insanla. Ben her zaman kendisine saygıyla, sevgiyle onu bırakmıştır bize. İnanıyorum ki siz de aynı şekilde çalıştığınız zaman göreceksiniz. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size de iş hayatınıza başarılar diliyoruz. Herhalde bundan sonra Halik Bey'le devam edeceğiz. Dumankaya firmasıyla devam edeceğiz. Evet. Madem muhabirsin, o zaman biz zaten gazetelere çok para veriyoruz. Şeyimizi de, reklamımızı da siz yapacaksınız. Dumankaya'nın herhalde reklama ihtiyacı yok. Yok. Her zaman var. Zaten önemli bir marka bu her sektörde. Her şeyin vardır. İnşallah teşekkür ederim. Hepimiz artık başka olacaktır. Başka tüm komşulara iyi akşamlar diyeyim. Hayırlı akşamlar. Şimdi bu prosedürler bittikten sonra nasıl bir plan düşünüyorsunuz acaba? Yani nasıl ilerleyecek? Bize ne zaman tebliğ yapacaksınız, çıkın diye, yani prosedür bundan sonrası ilerleyecek. O konuda hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şimdi birkaç gün içerisinde sözleşmelerin yeni şekli, yani ana şeyde gövdede hiçbir değişiklik yok.
oranda bir değişiklik yok. Tabii ben onu oranda çok şey yaptım. Çocuklarımla da beni de artık bu pişmiş dedi. Çok uğraşılmış. Bunu bir daha şey yapmayalım. Karımızdan fedakarlık edin. Dolayısıyla sözleşmeleri imzalandı ve yani diyelim bir kısmını imzaladık, hemen o kişilerle konuşup onlar şey yapacak, biz iklime başlayacağız. Bir ay içerisinde diğerleriyle de uzun sürmeden zaten bunlar olmuş bitmiş bir iştir. En kısa zamanda bir an evvel işe başlayıp, çünkü rakipler de orada başlıyor. Biz de çünkü bu arz talep meselesi. Yani mümkün olduğu kadar biz de onlardan, tabii burada çok büyük bir alan vardır. Bunların hepsi 3-5 sene içerisinde oraya tamamen inşaatı başlayacaktır. Bir an evvel başlayıp rakiple satarken biz de satacağız, işe edeceğiz. Bu bakımdan yani biz mümkün olduğu kadar en kısa zamanda sözleşmeleri yapıp, yıkım yapıp ondan sonra proje safhasına geçilecektir. Biz projeye çok önem veririz. Benim oğlum Bilkent mezunu mimardır. Erdoğan Bey bizim genel müdürümüzdür. Yani 30 sene evvel müdürümüzdü. Sonra bir ara kendini iş yaptı. Şimdi genel müdür olarak geriye döndü. 100'e yakın teknik kadromuz vardır. 1000'e yakın çalışanımız vardır. Bunlar proje üzerinde önce bir kendileri çalışır. Oğlum da çok iyi bir teorisyendir. Bugün rahatsızlığı gelemedi. Yani bu konuda çok iyi yetişmiştir. Bilkent mezunudur. Ondan sonra bu biz hazırlığı yaptıktan sonra biz bunu İstanbul'un en iyi bürolarına veririz. Yani DB Mimarlık, işte Japon Tago. Böyle büyük bir şeyle paraya esirgemeyiz biz projeden. Çünkü projeyi yaparken kazanacaksın. Böyle eften püften proje yapmayız. Çok projemiz geri gider, gelir. Ondan sonra da son şeklini aldıktan sonra o birçok ameliyeden geçer. Ben onları size anlatmaya başlasam siz yorulursunuz. Ondan sonra da işte ruhsatı alıp inşaata başlayacağız. Biz zaten bu bize göre ufak bir projedir. Çünkü bizim projelerimiz 1000 dairelik, 2000 dairelik, 3000 dairelik projeler oluyor. İnşallah en iyi şekilde ve eğer sizin şey verdiğiniz arkadaşlar bizim şantiyelerimizi bir gezerlerse onlar hakkında belki burada görmediğiniz bilgileri alırsınız. Bizim şeyimiz şudur. Şimdi biz hiçbir projemiz diğer projenin kopyası değildir. Bu esasında para kazanmamak için bir yoldur. Kazanmak için değil. Eğer biri öbürünün kopyası olsa oradaki bütün sorunları çözüyor. Çözdükten sonra öbürü de onun kopyası. Daha hiç mimara mühendise lüzum yok. Kalfalar bile onları yapar. Ama bizim çocuklarımızın şeyi, madem biz bu işi yapıyoruz, bunun yanında geçtiğimiz zaman bizim projelerimiz farklılaşacaktır. Şimdi Türkiye'de birçok inşaat yapan vardır. Yani sen kendi projeni diğerlerinden farklılaştıracaksın ki işte bu teknolojik şeylerin altyapısını yapacaksın, daha iyi yapacaksın, zamanla teslim edeceksin ki adam seni tercih edecek. Ama sen bunları yapmasan başkasını tercih eder. Çünkü çok arz var. Talep az, arz fazla. Biz bu yolu tercih ederiz. İnanıyorum ki bizim projemizi de, inşaatımızı da her konuda memnun etmeye çalışacağız. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum tüm komşularıma ve sizlere. Öncelikle her tarafa Rabbim hayırlısıyla nasip etsin. Kazasız belasız inşallah hayırlı olacaksa sonuna kadar sevgi dolu, saygı dolu bir çerçeve içerisinde gitmesi
emsalle ilgili bir şeyden hafif bir bahsedildi. Net bir emsal bellidir şu anda orada. Net bir emsal. Dört emsal. Evet, dört emsal. Yalnız diğer firmalar, Anka olsun, ne bileyim işte Kent Plus olsun. Mesela 112 metreyi veya 160 olarak brüt satıyorlar. Bakın alttan üste, alttan üste yani %30-%40 farkla değerlendiriyorlar. Fakat 100 metre bir arsası olan komşularından birinin hak edişi 400 metrenin %55'i. Net. Doğru mudur? Net değildir o. Şimdi yönetmelikte ben size açıklayayım kısaca onları. Kavramlar vardır şimdi. Net metrekare nedir? Brüt metrekare nedir? Sığdırılabilir metrekare nedir? Bunların hepsinin tanımları vardır. Siz arazinizin metrekaresini emsalle çarptığınızda dairelerinizin iç duvarları ve dış duvarları dahil alana bulursunuz. Yönetmelik size bazı avantajlar sunar. O avantajlar nedir? Balkondur. Emsale girmeyen kat koridorları alanlarıdır. Onlar da üzerine eklene eklene en son brüt metrekareyi yakalarsınız. Şimdi ben özür dileyerek o 1.2'yi zaten şu anda her yerde vermiştir. O bazı bölümler dedikleriniz o emsal, net emsalin dışına 1.10. Net emsal bakın arazinizin metrekaresini emsalle çarptığınızda dairenizin duvarlar dahil alanını bulursunuz. İçindeki asansörler dahil, merdiven boşlukları dahil. Özlem Hanım. Ben size kısaca şunu söyleyeyim. Kısaca. Evet. Biz abi. Ne çıkarsa. Pardon. Tabak yemek. Hayır. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Önce şunu söylemek istiyorum. Yani 112 metre net 3 oda bir salon daire deyip 160 metre fiyatı isteyen firmalar, yani bunun izahını yapmanızı istiyorum. Ha onu yapayım size. Şimdi netle brütü veya satılabilir metrekare netle değişir. Biraz fazla tabii koridorlardan şuradan buradan pay alır. Dolayısıyla kafanızı yormayacaksınız. Bu binada arsanızda ruhsatı aldık, şeyleri çıktık. Ne çıkarsa, ama ne çıkarsa, bu bir bardak su. Bunun %55'i senindir, %45'i benimdir. Bunu ister net de, ister brüt de, ister satılabilir de, ister satılamaz metrekare de. Ama şöyle bir şey olursa, ben sizden sözleşmeyi yaparken gizli bir ajandam olur. Demin anlattım sana. Orada o oyunu oynarsam onu biz öyle bir oyun oynayamayız. Onlar oynuyor demiyorum. Tabii, ama tabii. Biz öyle bir oyunun içine giremeyiz. Biz bu bardakta bir bardak su, bunun 55'i senin, 45'i benim. Ne çıkarsa, net dersen netten, brüt dersen brütten. Çünkü taksimatı yaparken o şekilde yapacağız. Kura çekeceğiz veya şey yapacağız. Yani senin öyle bir derdin olmayacak. Yok benim derdim var diye söyleyeyim. Hayır. Hiçbirinizin öyle bir derdi yani olmayacak. Hiçbirimizin öyle bir derdim olmayacak. Tabii hiçbirimizin öyle bir derdi olmayacak. Benim de öyle bir derdim olmayacak. Sadece bir aydınlatım. Anladım ama onların ne değil. Ben size kaçak inşaat yapamam. Yani ben 90 metre bina, 180 metre kuramam. Onu ne iskan alabilirim, ne Cumhuriyet Savcılığından şey alabilirim, ne ruhsat alabilir, şey alabilir. Üç tane adama rüşvet bile şey edemem. Ben imar durumunuza neyse aynısını yapacağım. Hak ettiğiniz metrekare kuruşuna kadar alacaksınız. Ben de benimkinden de sana bir metrekare bırakmayacağım. Yok. Çocuğu da ben sadece bilgilenir mi ayetim? O öyle ama teşekkür ederim. O şeyde ne çıkarsa oradan... Öbür konuya zaten şüphemiz yok. Evet, teşekkür tamam, ediyorum. Ondan başka bir şey yok. Teşekkürler ediyoruz. Metrekare satış fiyatı. Ben daha var mı? Öncelikle iyi akşamlar diyorum. Sağ olun. Bağda'da bizim kendi yerimiz yok. Ben de Fikir Tababer'den Yasin Bektaş. Fikir Tababer sosyal medya sorumlusu olarak. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Sizin yaptığınız konutlarla İstanbul'un ritminde değişiklik yaptığınız ve artı değer kazandığınız muhakkak. Bu İstanbul genelinde yaptığınız yapılarla, konutlarla bir ritim değişikliğine fayda sağladığınız muhakkak. Aynı şekilde Fikir Tepe'ye girmiş olmanız da Fikir Tepe'nin ritminde bir değişiklik yapacaktır. Bu bizi mutlu etmektedir Fikir Tepe sakinleri olarak.
Şu anda Melih Bey'e bir vefa borcu olarak büyük ihtimalle girdiğinizi siz icra ettiniz zaten ve Melih Bey de ada sakinlerine bir vefa borcu karşılığında böyle bir mutlu sona getirmiş oldu. Soracağım soru şu, Fikirtepe'nin içinde böyle değerli büyük yani gözde bir firmayla anlaşma noktasında sıkıntılar çektiği için insanda hala anlaşamamış bulunmakta. Siz bu noktadan sonra başka yerler alacak mısınız aynı şartlarda? Düşünceniz nedir? Aynı şartlarda değil de çünkü genelde yakın şimdi buradaki bir olay ben şunu söyleyeyim. Bana şimdi başta da size söyleyeyim. Şu anda ben bu yeri aldığımda yani alırsam memnunum. Niye memnunum biliyor musun? Ben şu güzel insanlara bakıyorum. Ben bir yere gittim. Gene Fikirtepe değil. Şeyde Beykoz'da. Şimdi çağırdı ama ben her şeye gitmem. Yani arkadaşlarım var. Yani ben nereye gidersem zaten yetişemem ondan diye şey. Oraya da gittim. Şimdi orada bana bir tanesi rant var burada, şey var burada. Kardeşim ben rant almaya gelmedim. Ben rantçı değilim. Ben bu yeri verirseniz alacağım, vermeseniz almayacağım. Yani yer senin, ben şey değilim. Ama burada ben gördüğüm kadarıyla çok güzel bir insanlar vardır. Bunlar benden memnun olacak. Ben de bunları memnun edeceğim, buna inanın. Ve ben Fikirtepe'ye tabelaya koyduğum zaman, inşaata başladığım zaman benim reklamımı siz yapacaksınız. Ben orada çok daha yer alacağım, çok daha hesaplanacağım ama %45'te yok. Ben şöyle bir soru, aynı soruyu bir şekilde değişik bir formatta tekrarlamak istiyorum. Aynı soruyu tekrar, değişik bir versiyonu tekrarlamak istiyorum. Mesela burada tabiri caizse Melih Bey bir babalık yapmış oldunuz. Fikirtepe'nin genelinde de bu şekilde bir muzdariplik var. Biz hem Fikirtepe haberi olarak da vatandaşlar olarak da büyük firmaların Fikirtepe genelinde aynı babalığı göstererek sahip çıkmasını istiyoruz. Biz burada tekrardan sizin ağzınızdan bu şekilde aynı şartlarda Fikirtepe'de başka yere alacağız müjdesini verebilir miyiz? Verirsiniz ama aynı şartlarla değil, biraz şartı değişecek, onu söyleyeyim. Anladım. Yani onu söyleyeyim çünkü bu aynı şartlarla para kazanamayız. Teşekkür ederiz. Burada yok bir yemek var. Şimdi burada hem bir yemek var, hem bir sıkıntı var. Bunu beraberce hallediyoruz. Sizi de, bak sizi de ben niye takdir ediyorum da ben niye bu işe girdim? Yani Melih Bey sizinle çok tabii bu işi bu hale getirmek, bu çorbayı pişirmek kolay değil. Ondan sonra siz de bunun karşılığını verdiniz. Bak şimdi Allah için sizin de hakkınızı vermek lazım. Siz de bunun karşılığını verdiniz. Hiçbiriniz bir söz hiçbir feshetmediniz, yapmadınız. Dolayısıyla bizle de siz karşı karşıya geldiğiniz nedeni de bu iyi niyetinizdir. Efendim mahvoluz değil. Bir son soru daha sormak istiyorum. Teknik olarak mesela şu anda Fikirtepe'ye giriyorsunuz, belli bir çalışma illaki yapmışsınızdır. Düşündüğünüz bir metrekare fiyatı belli midir satacağınız dairelerde? Vallahi biz onları şey yapıyor, araştırmalar yapıyor. Bizim şimdi bir ekip, biz şimdi bak zamanınız fazla almak istemeyin. Bizim çok yani para bakımından bak söylüyorum, bizim o kadar çok paramız yoktur. Ama Türkiye'de teknolojiyi en iyi kullanan, kurumsal olarak da Türkiye'de ilk bire giren, ben biraz buradan şey mütevazi davranmıyorum, bir firmayız. Şimdi biz bir arsa geldiği zaman hemen bunu kapmayız. Bir ekibimiz vardır. Hemen onun etrafında girer, vizibilitleri yapar. Şimdi bizim belki şu anda bilmiyorum başlamışlar mı? O rakiplerimizi incelemeye, arsa şeyini incelemeye, Fikirtepe'si. Bize Fikirtepe'den çok geldi. Ama öyle geldi ki ben şöyle bir yolculuk görmedim. Biri geldi, öbürü geldi, biri bana fazla verilsin, öbürü bana az verilsin dedi ki ya bu bizim işimiz değil. Ben sizin hanginizi ne verirsem öbürüne de onu vereceğim. Öbür bize yakışmaz, biz bunu yapmayız. Böyle şey yaptık. Şimdi o bakımdan bizim şimdi bir fizibilite ekibimiz var. Oradaki rakipleri inceler, müşterileri şeyini inceler, yapısını inceler, şöyle bir kitap düzenler. O kitap gelir, alır, mimari kadroya verir, teknik kadroya verir. Onlar proje üzerine çalışır. Satış elemanlarımız 45 kişilik bir ekibimiz vardır. Onlar da kendi fikirlerini buna ilave eder. Hangi çeşit daire olsun, ne olsun,
bunu idare eder. Şimdi size bir zorluğumuz da var. Şimdi sizle biz yani bir anket yapacağız. Belki sizin böyle bir daha toplumda bir anket vereceğinizse nasıl daire istiyorsunuz? %100 uymayacağız. Ama çoğunluğu fikrini alacağız biz. Çünkü bura bir tane arsa sahibi olsa iş kolay. Ama bu kadar arsa sahibinin bu arsa oranlarını kale alacağız. Sonra da bunu yani bizle taksim ettikten sonra sizinkini de biz taksim edeceğiz. Çok rahat taksim edeceğiz. Yani çok böyle milim fark olarak taksim edeceğiz. Buna çekeceksiniz, şey yapacağız. Yani sizinkini de biz taksim edeceğiz. Çünkü sizin bunu taksim etmeniz öyle yok o şeydeki borsadaki adam onlar. Onlar bizim yaptığımız şeyi yapamaz. Çünkü biz bunun gramini tartarız. Orada zaten parayı alıp şeydir. Şimdi onu yaptığımız için sizinle de yani sizin de taksimimizi biz yapacağız. Biz bunların hepsinin araştırmasını yapıyoruz. Ondan sonra projemizin en iyi şekilde yaptırıyoruz ve bu çevre araştırmaları yaptıktan sonra fiyatları belirliyoruz. Fiyatları çünkü orada da şimdi çok daire ortaya çıkacak aşağı yukarı 35 burası 500. Ha? Fikirtepe için 500 daire civarı. 50 bin kuruş. 50 bin kuruş. Evet, 50 bin kuruş. Yani olacak, bunlar hep satılacak. Dolayısıyla orada rekabet olacak. Rekabetçi fiyatları ortaya koyacaksın. Biz yani çok cüzi bir kar elde ettik mi bu sizin binadan Allah'a şükür diyeceğiz. Ondan sonra belki öbürlerden 1-2 puan daha fazla alırsak o zaman oradan para kazanacağız. Burada bizim şimdi o binaları orada gördükleri zaman bizim binalar diğerlerinden ayrılır. Dolayısıyla oradaki vatandaşlar da elbette ki Fikirtepe'de biz sadece sizinle değil diğer arsa şehirlerinde de olacağız yani. Çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de konsere teşekkür ediyoruz. Hayırlı çok olsun. Çok teşekkür ediyorum. Buyur bizim sen. Son mu? Fiyat 6.000 lira. Sen mi bir soru soracaksın? Aynen, teknik yapı. Sen bu öne gel, sor daha iyi. 6.000 lira, sen onlar 7.000 lira mı satacaklar? Öyle mi? Son soruyu seninkini kabul edelim. İyi akşamlar. Ben, şimdi biliyorsunuz 3 senedir bekletiliyoruz. Ne şekilde olduğu önemli değil, kimlerin beklettiği de. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Sizin sürecin başlaması, boşaltma işlemi bizim en acil sıkıntımız bu yani. Şimdi bak ne kadar bekleyeceksiniz. Ne kadar bekleyeceksiniz? Onu söyleyeyim size. Hadi projenin başlaması şu tarih aşağıya. Yok onu tarih demeyelim de. Şimdi boşaltma sözleşmeler bitti ya. Hadi kardeşim bir ay içerisinde siz evlerinizi bulun diyeceğim size. Belki de hepsi bitmeden şimdi onu ben tam bilmiyorum Melibi'nin söylediğine göre ruhsat almadan yıkım şeyini bakanlık veriyor. Belki de biz diyelim ki 20 tane binanın, 30 tane binanın sözleşmesini yaptık. Hemen onun yıkım şeyini alacağız. Belki orayı yıkacağız. Sözleşmelerin hazırlanıp imzalanması. Onlarla ilgili günlük bir iş var. Yani sözleşmeleri zaten siz uğraşmışsınız. Melih Bey uğraşmış, hazırlanmış. Tekrar imzalanacak mı? Elbette. Tamam. Biri iptal edilmiş. Yani bizim zannediyorum ki önümüzdeki hafta sözleşmeleri imzalamaya başlarız. Belki bu haftanın sonunda bizim avukatlarla, sizin avukatlar ve şeyler bir araya gelip bu hafta sonunda son şeklini verir. Belki pazar günü size dağıtırlar. Belki çarşamba günü Allah hayırlıysa hemen sözleşme yapmaya başlayacağız. Toplu olarak olmuyor. Gene aynı şekilde. Tabii. Kesin. Yani bu toplu olarak. Belki yani 15 kişi, 20 kişi, 30 kişi. Çünkü burada siz bu işe hazırsınız. Biz hazırız. Sözleşmeler hazır. Yani bu biraz kolay oluyor. Yani bizim hani şeyimiz çok bekletildiğimiz için artık beklemeyiz. Yok daha bizi beklemeyeceğiz. Biz de alabiliriz. Biz şimdi siz çok beklerseniz. Biz şimdi bunu burada başlayacağımız projeye, bu seneki projeye bunu da alıyoruz. Şimdi biz öyle hemen plansız, programsız ama 10 tane daha iyi arsa gelse bize böyle almayız. Çünkü biz deriz ki bu sene içerisinde
biz fikir tepede aldık. Bir daha alacağımız arsayı ya bu senenin sonunda veyahut da öbür senenin başına başlarız. O bakımdan bizim bu şimdi uhdemize geçtiği zaman sıkıntı bize geçiyor. Bir an evvel sizin oradan çıkmanızı isteyeceğiz. Yani benim yakınlarım oturuyor da bir de merak edilen bir konu. Hani biz 6 aylık peşin aldık kiraları. Tabii insanlar bu paraları harcadılar. Şu anda evden çık dedikleri zaman ellerinde para... Belki bir aylık, yani bir 6 aylık daha vereceğiz, 12 aylık almış olacaksınız. Bir arada bir 6 aylık boşluk mutlaka olacak diyorsunuz. İşte diyorum yani bir 6 aylık aldınız, bir 6 aylık daha size vereceğiz, 12 aylık almış olacaksınız. Şimdi çık dediğiniz zaman insanların hani bir eve taşınması 5 bin 10 bin arası bir paraya denk geliyor. O yüzden soruyorum, hani merak ettiğim bir konu olduğu için soruyorum. Tamam, yani bir an evvel biz bu işe şey yapacağız. Hani hesapta bir 6 aylık alacaklar mı, onu soracağım yani. Evet, evet. Ya, bir evden vereceğiz bize. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, Mahallet amca onu söyledi. Şimdi sözleşme yaptığımız gün itibariyle toplu halde sözleşmelerde yıkım izni alabiliyoruz. Yani bir tane ile iki tane olmaz. Biz harfiyata başlayıp harfiyat devam ederken projeler bir taraftan devam edecek. Orada bizim çünkü harfiyatta 3 aylık, 4 aylık bir zaman ayı yaşayacağız. İlk şeyi sen ne yapacaksın? Söz. Tamam, ilk sözleşme sende olacak. Senin için çünkü hiç yapılmamış. İmza atmayan 5 tane parsel var. İşte 5 tane parsel. 5 tane muhalefiz biz. 5 tanesi ilk önce size yapacağım. Tamam mı? Yalnız bizim adanın da bir özelliği var. Fikirtepe'de her şey hazır şu anda. İmza oranı da zaten hazır. Melih Bey herkesle anlaştı. Sözleşme hazır. Yani un var, yağ var, şeker var. İşte bizim de ben... Yani bir an önce... Benim şansım da o. Şimdi ne olacak? Dumaka'ya Fikirtepe'de hiç yok. Bir ay sonra Dumaka'ya Fikirtepe'de var. Yani sizin bizim adada imzalar en fazla 15 gün içerisinde teknik olarak biter. Kalmaz bile yani. 5 parseli önce seni bekliyorum. 5 parseli ilk sözleşmeyi seninle yapayım ki şey olsun. İş sağlamasın. Orada en sona kaldım, burada en başa kaldım. Tamam mı? Ya bir şey daha soracağım. Bu metrekare ile ilgili konuyu ben hiç anlayamadım. Mesela 50 metrekarem var benim diyelim. Ben 50 metrekareye net iç duvarlar toplamından bahsediyorum. Net kaç metrekare daire alabiliyorum? Bunu bana söyleyebilir mi birisi? Tamam mı? Makine şu anda yok mu bizde? Hazır bölüm cevap. Bana şey yapsın söylesin. Peki ben hepinize teşekkür ederim. Sen de kızım buraya gel. Gel buraya bana söyle de bana. Bir şey bitti. Bu imza atlayanlardan bir tanesi de benim. Şöyle de öncelikle ben bu 5 kişiyi istiyorum. Tabii ki olabilir. Şunu söyleyeceğim. Benim metrekarem az. Ve ben bir daire alabilecektim. Şimdi kaç metrekarem var? 20 metrekareyim var. Belki şöyle çok küçük daireler olacak veyahut da havuzda bir yer olacak. Sen o havuza biraz para vereceksin. Bu şey olacak. Evet, yani çünkü 55'ten senin onun fazlalığı senin 90'ların orada olacak. Oradan bir para vereceksin. Dahilen olacak inşallah. İnşallah. Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yani sonuca geldim. Sözüm.